tuz eksik şu anda. Siz tavukları biraz daha büyük tutabilirsiniz. Mutlaka deneyin. Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tavuklu şehriye salatası. Özellikle 5 çaylarınız için hazırlayabileceğiniz bu güzel lezzetli salatanın ilk önce tavuğunu haşlayarak başlıyorum. Hemen hemen 800-900 gram kadar şöyle büyüklerinden bir tane kemikli tavuk göğsü haşlıyorum. İsterseniz de kemiksiz normal göğüs de haşlayabilirsiniz. Ben suyunu değerlendirmek amacıyla bu şekilde hazırlıyorum. En azından daha sonrası da çorba yaparım dedim. Üzerine geçene kadar su ilave edeceğim. Ortalama 1,5 litre su ilave ediyorum. Tavuğu öncesinde güzelce yıkadım. Tavuğun sadece göğüs kısmını kullanacağım. Biraz da tuz katayım. Düdüklü tenceremi kapatıyorum ama tencerede de haşlayabilirsiniz. Arka tarafı alayım. Orada haşlanırken hemen burada şehriyi kavuracağım. Uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağını tenceremin içine koyup ocağın altına yakıyorum. Ben bir tarafa su da koydum, kaynasın. Hemen ardından içerisine 2 su bardağı arpa şekli. Orta ateşte şehriyi güzelce bir kavuruyorum. Kavruldu artık. Şu renk alması yeterli. Şimdi içerisine 2 bardağı, 3,5 bardak su ilavesi yapıyorum. Birazcık da tuz katıyorum. Çok az. Daha sonra katacağız zaten. Tavuk da haşlanmak üzere neredeyse. Altını kıstım. Kısık ateşte şehriyeler pişene kadar kapağı kapalı bir şekilde pişiriyorum. Şehriye tamamen suyunu çekti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi ben birazcık böyle su döküp içine süzgeçe koyacağım. Orada soğusun. Muhakkak bir kere sudan geçirin. Yoksa yapışabilir bekledikçe. Tavuk da haşlandı. O da soğudu. Ondan sonra birleştireceğim. Şimdi bir kere sudan geçirip süzüyorum. Artık salatanın şehriyesi tavuğu birazcık soğudu. Tavuğu şöyle yapacağım. Bir yerde görmüştüm. Bakalım olacak mı? Tek tek ditmeyle uğraşmayacağız. Şöyle içini alıyorum. Sadece beyaz kısımlarını aldım tavuğu. Şöyle mikserle hafif çırpacağım bakalım. Birazcık nasıl bir şey çıkacak ortaya. Ben de sizlerle göreceğim. Arkadaşlar çok mantıklı değil mi sizce? Çok güzel oldu ama geniş bir şeyde yapın. Bakın hiç ditmeyle uğraşmadan gayet güzel oldu. Daha fazla yapmayın. Bu sefer çok fazlasıyla dağılacaktır. Bence çok güzel oldu. Çok beğendim. Şimdi içerisine şehriyeyi katıyorum. Şehriye tabii ki bekleyince böyle katılaşıyor. Gayet normal. Şöyle elimle alacağım. Şu şekilde karıştıracağım. Hemen açıldı. Gayet tane tane oldu. Çok fazlasıyla mikserle yaparsanız çok fazla dağıtmayın. Bu ayar gayet iyi. Bence çok mantıklı. Şöyle güzelce bir karıştırayım. Böyle elimle karıştırıyorum diye çok söylenen olacak ama ben elimle iş yapmayı seviyorum. Hep mutfağımda da bu şekilde yapıyorum. Tamamdır. Gayet güzel. Harika oldu bence. Artık diğer malzemeleri katayım. Şöyle 1 su bardağı mısır ilave ediyorum. Doğradığım yarım demet yoğurdu. Şuradan 3 tane kırmızı biberi doğrayacağım. Tahtayı falan yıkamaya gerek yok. Eğer ki yoksa
evde böyle közlenmiş. Normal kırmızı biberi de kullanabilirsiniz. Ama mutlaka böyle közlenmiş katmanızı tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Şöyle bir 20 tane kadar da kornişon, küçük turşulardan küçük küçük doğradım, onu da ekliyorum. Hemen hemen yarım çay bardağı zeytinyağı, bir adet limonun suyu, tuzunu ben daha sonra ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini güzelce bir karıştırayım. Kaşık biraz zor olacak. Şunu karıştırayım. Karıştıracağım, bakacağım. Gerekirse biraz daha zeytinyağı ilave edeceğim. Salatamı sadece tuz eksik şu anda. Hemen şöyle bir servis tabağı alayım. Sizlere ayrıntılı göstereyim. Gerçekten çok güzel oluyor. Arzu ederseniz tavukları biraz daha büyük tutabilirsiniz. Mutlaka deneyin. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.